Şark Kaiserlerinin Anadolu'da büyük önem verdiği üç büyük şehirden ikisi Osmanlı egemenliğine girmişti. Böylece Roma'nın Anadolu'da İzmit ve Gemlik çevresi dışında mamur bir şehri kalmamıştı. Bu iki şehirle de kara bağlantısı yoktu. Bu şehirlerle sadece deniz yolu ile bağlantı kurabiliyorlardı. Rumlar özellikle İzmit'in müdafaasına ehemmiyet veriyorlardı. İzmit'in limanı olmasından dolayı kuşatma fayda vermiyordu. Orhan Gazi bir donanmaya sahip olmanın lüzumunu çok iyi kavramıştı. Bu yüzden daha önce Karasi oğullarının hizmetinde bulunmuş ve denizcilikten iyi anlayan Osmanlı komutanı Kara Mürsel Bey'i İzmit Körfezi'nde bir tersane kurmakla görevlendirerek derhal gemi inşasına başlanmasını emretti. İznik fethinden 3 sene sonra Anadolu'da başka önemli bir şehir olan Gemlik Osmanlı'nın eline geçti. Gemlik'in zaptından 4 sene sonra Armutlu'da Türkler eline geçerek fethedildi. Böylece Roma'nın Anadolu'daki tek önemli şehri İzmit kalmıştı. İzmit, fırtınalardan korunaklı büyük bir liman şehri olmakla beraber Konstantiniyye'nin anahtarı olarak görülüyordu. İstanbul'un kuşatılabilmesi için muhakkak surette deniz kuvvetine ve donanmaya ihtiyaç vardı. Büyük bir donanmanın inşası için de İzmit'i fethetmek muhakkak surette lüzumluydu. Bu hususu gayet iyi anlamış olan Roma imparatorları da bu şehrin idaresini ancak çok güvendikleri aile fertlerine veriyorlardı. O sırada İzmit, İlhanlı hükümdarı Gazan Han'a takdim edilen Prenses Mary'nin kardeşi Kaloyanis'in idaresindeydi. Kaloyanis, Orhan Gazi'nin İzmit'i kuşatması sırasında askerleriyle kaleden çıkıp Osmanlı askerine saldırma cesaretini göstermişti. Fakat bu saldırı onun canını kaybetmesiyle neticelenmişti. Osmanlı askerleri Kaloyanis'in kesik başını İzmit surlarının karşısına asınca İzmit kale muhafızlarının cesareti kırıldı. Bu sayede İzmit şehrini eman vererek Orhan Gazi'ye teslim etmeyi kabul ettiler. Böylece Doğu Roma'nın Anadolu'daki son büyük şehri olan İzmit şehri de Osmanlı egemenliğine girmiş oldu. Fetihten önce vefat eden Osmanlı komutanı Akça Koca'nın anısına bu bölgenin adı Kocaeli olarak değiştirildi. Böylece Orhan Gazi Anadolu'da Doğu Roma hakimiyetini tamamen bitirmiş, Konstantiniyye şehrine gidişin yolunu açmıştı. Rumların Anadolu'da birkaç kale ile Şile dışında toprak parçası kalmamıştı. Osmanlı Devleti'nin tam teşkilatlı ve teşekküllü bir devlet haline gelmesinden kısa zaman sonra toprakları durmadan genişlemiş ve nihayetinde Doğu Roma'yı Anadolu'dan çıkarmaya muvaffak olunmuştu. Orhan Gazi'nin gücünün fazlalığını, haşmet ve celadetinin çoğaldığını gören beyliklerden bazıları padişaha yoldaş olarak ona bağlılıkta ve dostlukta doğru bir yol tutmuşlardı. Bunlar arasında Karasi Beyliği'nin hakimi Selçuklu Beylerinden Aclan Bey önde geliyordu. Vaktiyle eli altındaki kalabalık askerle mal ve para bolluğuyla bu topraklara hakim olmuştu. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun başından beri de Osmanoğulları ile dostluğunu ve yakınlığını devam ettirmekteydi. Hatta Tursun Bey adındaki küçük oğlunu Osmanlı medreselerinde eğitim alması ve Orhan Gazi tarafından bizzat yetiştirilmesi için Orhan Gazi'nin yanına göndermişti. Orhan Gazi bu kabiliyetli genci kendi evlatlarından ayırmadı. Ona gösterdiği ilgiyle Tursun Bey'in çevrede saygı kazanmasını da sağlamıştı. Bir süre sonra Karasi Bey'i Aclan Bey vefat etti. Onun ölümünün ardından yanında bulunan büyük oğlu babasının yerini almış, orduya ve hükümete el koymuştu.
Fakat onun uygunsuz davranışlarından dolayı çevresindeki ileri gelen bazı kişiler ona karşı kırgın bulunmaktaydı. Bunlar ülkede söz sahibi olan Karesi veziri Hacı İlbey'e başvurarak Demirhan Bey'in yerine Karesi tahtında Tursun Bey'i görmek istediklerini bildirdiler. Hacı İlbey de onlar gibi Osmanoğulları ile beraber gaza etmek isteyenlerdendi. Böylece Karesi Ümerası Orhan Gazi'ye haber göndererek durumu bildirdiler. Orhan Gazi durumu öğrenince Tursun Bey'i yanına getirerek Karesi Ümerası'nın söylediklerini ona açıkladı. Tursun Bey dinledikten ve Orhan Gazi'ye teşekkürlerini sunduktan sonra şöyle dedi. Herkese lütfunu esirgemeyen padişahımız kullarını daima koruya gelmiştir. Bu düşkün kullarını da yardımlarıyla görseler, ülkesine hakim kılsalar herhalde ona zor gelmez. Gerçi bu hevese kapılmayıp yüceliklere kaynak olan bu otağda hizmette bulunmak herhalde hem dünya hem ahiret saadetinin sağlanmasına yol açar. Ama yaratılıştan padişah olan sultanımızın tek istek ve amaçları İslam adına ülkeleri fethetmek, halkı mutlu kılmak ve din yolunda savaşmak olduğuna göre umut ederim ki ben de bu yolda gücüm yettiğince başarılı hizmetlerde bulunurum. Bu maksatla evvela Edincik, Manyas, Balıkesir, Bergama ile Edremit benden sultanıma peşkeş olsun. Pınarhisar, Kızılca Tuzla ve Ayazment ile öteki topraklar ise kendilerine dayanan bu kullarına miras yolu bırakılsın diyerek Orhan Gazi'ye düşüncelerini belirtmişti. Onun bu dileği kabul edilerek asker toplandı ve yola çıkıldı. Ulubat ili ordunun yolu üzerinde olduğundan buradan geçildi. Kale Rum tekfurun elinden alınarak yıktırıldı. Buradan Kirmaslı iline girildi ki buranın hakimi Roma kaiserlerinin soyundan gelen Kermastoria adında bir kadındı. Günümüzde Mustafa Kemal Paşa adını taşıyan bu ilçe o kadının adıyla şöhret yapmıştı. Bu kadın Orhan Gazi'nin gelişini duyunca derhal onun karşısına çıkmış ve zimmiliği kabul ederek Osmanlı'ya bağlanmıştı. Buradan Mihaliç'e geçildi. Mihaliç, Kermastoria'nın erkek kardeşiydi. O da kız kardeşinin tutumunu uygun bulmuş ve Orhan Gazi'ye boyun eğdiğini bildirmişti. Böylece bölgedeki tekfurların Osmanlı'ya bağlılığını bildirmelerinin ardından Orhan Gazi, emniyet içinde ve süratle Karesi Hükümet Merkezi Balıkesir şehri üzerine yürüdü. O sırada Balıkesir şehrinde olan Demirhan, Orhan Gazi'ye karşı dayanamayacağını anlamış ve şehri terk ederek Bergama Kalesi'ne kapanmıştı. Orhan Gazi, Tursun Bey ile başkent Balıkesir'e varınca Karesi Veziri Hacı İlbey ile Karesi ileri gelenleri Orhan Gazi'nin önüne çıkarak şehri ona teslim ettiler ve elini öptüler. Her biri hünkârın iltifatlarına, sultanın ilgisine mazhar oldular. Böylece Karesi Ümerası ile birlikte Balıkesir şehrinden hareket edilerek Bergama üzerine yüründü. Bergama kuşatıldığı sırada Orhan Gazi, Tursun Bey ile Hacı İlbey ve arkadaşlarını yanına çağırarak onlara şu sözleri söyledi. Yasanın gerektirdiği bir sebep yok iken Müslümanlar arasında savaşa kalkışmak haramdır. Ayrıca halkın huzuru da bozulur, fesatlıklar çıkar. Bu ülkenin ileri gelenleri Tursun'un beyliğini istemekteler ve onun ağabeyini sevmemektedirler. Kardeşliğin gerektirdiği senin ileri gelen kişilerle hisar altına giderek ağabeyiniyle yüz yüze gelip görüşme yoluyla barışı ve kaynaşmayı sağlamak için çağrıda bulunmandır. Böylece çekişmeyi anlaşmaya değiştirir ve kardeşliği pekiştirmiş olursun. Bu suretle de barış için giriş yolunu hazırlayıp ülkeyi anlayış içinde bölüşerek her biriniz aldığınız paydan hoşnut olun ve onu yeterli bulun. Birbirinizin dileğini yerine getirin diyerek fikrini beyan etti. Bu fikir orada toplananlar katında uygun görüldü. Tursun Bey, Orhan Gazi'nin buyruğuna uydu ve Karesi ileri gelenleriyle hisar altına gitti. Ağabeyinden görüşme için söz istedi. Ancak kardeşlik duygusuna kapılarak hisar altında hiçbir tedbir almadan açıkta bekliyordu ki, şefkatsiz, kötü huylu ağabeyi hisardan bir ok fırlatarak Tursun Bey'i öldürdü.
Karesi halkı zengin olsun fakir olsun sevdikleri Beyzade'nin böyle öldürüldüğünü görünce yaslar içinde ağlaşarak Orhan Gazi'nin otağına koştular. Durumu anlatıp feryat figan ettiler. Orhan Gazi elinde yetişen ve evladı gibi gördüğü bu günahsız delikanlının böylece katledilmesine fazlasıyla üzüldü ve hiddetlendi. Bergama Kalesi'nin derhal ele geçirilmesini emretti ve Karesi Beyliği'nin her tarafına ulaklar gönderdi. Bu ulaklar Hakan'ın şu fermanını bütün Karesi iline yaydılar. Karesi ili bundan böyle bütünüyle Sultan Orhan'ın ülkelerine katılmıştır. Ülkede görevli olanlar eski görevlerinde bırakılmışlardır. Ancak baş kaldıran Demir Han'a uyanların sonu ok ve kılıçlara yem olmaktır. Hayatta kalmak isteyenler güçlü padişahın eteğine yapışsınlar. Bu ferman kısa sürede bütün Karesi halkı tarafından duyuldu. Bunun üzerine Karesi sınırları içinde bulunan kale ve hisarların görevlileri kapılarını açarak Orhan Gazi'nin otağına koşup onun emrine girmek için adeta yarıştılar. Kısa sürede bütün Karesi şehirleri tek tek Osmanlı'ya bağlandı. Bergama Kalesi'nde saklanan Demir Han ise Orhan Gazi karşısında hiçbir şansı olmadığını anlayınca teslim olup Orhan Gazi'den eman diledi. Özürler dileyerek Orhan Gazi'nin eteğini öptü ve affını istedi. Bunun üzerine Orhan Gazi Demir Han'ın canını bağışlayarak Bursa şehrine gönderdi. 2 yıl sonra Bursa şehrinde taundan vefat edip ölecekti. Böylece Karesi Beyliği toprakları herhangi bir uğraş ya da savaş olmadan Osmanlı egemenliğine girmiş oldu. Ülkenin ileri gelenleri görev yerlerinde kaldılar. Karesi halkı da işi ve gücüyle uğraşmaya devam etti. Orhan Gazi, Karesi ilinin idaresini büyük oğlu Süleyman Paşa'ya bırakarak işleri yürütmek için yanına Hacı İlbey'i, Gazi Fazıl, Ece Bey ve Evrenos Bey gibi kudretli Karesi emirlerini verdi. İmarı büyük oranda tamamlanan Bursa şehri Osmanlı Devleti'nin yeni başkenti olmuştu. İdareyi buraya alan Orhan Gazi, Bey Sancağı ünvanını verdiği bu şehre de küçük oğlu Şehzade Murad'ı vali atadı. Karesi Beyliği denizcilikte tecrübeli ve usta olduklarından bu beyliğin zaptı üzerine Osmanoğulları Karesi denizciliğinden faydalanmış ve güçlü bir donanmaya da sahip olmuştu. Süleyman Paşa ordusuyla Rumların elinde bulunan son şehir Kapıdağı da fethedince artık Marmara'nın Anadolu kıyılarında Doğu Roma'nın hiç toprağı kalmamıştı.